Gündem dışı üçüncü söz, Eskişehir'de yaşanan sel felaketi ve çiftçilerimizin durumu hakkında söz isteyen Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer'e aitti. Buyurun Sayın Çakır Özer. Sayın Çakır Özer, bir de sisteme de girip söz talebinde bulunmuşsunuz. Onu iptal ediyor muyuz? Ha, ben tamam. Yoksa talipli arkadaşlar var, onlardan birine verelim diye söyledim. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Eskişehir'imizin ilçelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin gözlem ve değerlendirmelerimizi paylaşmam için söz verdiği için Sayın Başkan'a huzurunuzda şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Tabii ülkemizin dört bir yanında etkili olan yağışlardan birçok ilimiz etkilendi. Trabzon, Araklı'da meydana gelen felakette yaşamını yitiren vatandaşlarımız var. Allah'tan rahmet ailelerine ve Trabzonlulara başsağlığı ve sabır diliyorum. Felakette kaybolan yurttaşlarımızın da sağ salim bulunmasını umut ediyorum. Değerli arkadaşlar, ülkemizin dört bir yanında etkili olan sel ve dolu felaketinden Eskişehir'imizde çok büyük oranda etkilendi. Bir anda gelen yağışların ardından çok büyük afet meydana geldi. Özellikle ilçelerde yüzlerce çiftçimiz bu afetten etkilendi. Yaşanan felaketi yerinde gördüm. Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyit Gazi ve Mihalıçık ilçelerimizde evleri, tarlaları, seraları zarar gören çiftçilerimizi dinledim. Keza valimiz, kaymakamlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, tarım il ilçe müdürlerimiz ve diğer kuruluşlarımız günlerdir alanda. Sizlerle gözlemlerimizi ve çiftçilerin taleplerini paylaşmak için huzurunuzdayım. Buraya bugün güzel ilçemiz Mağlıç'tan geliyorum. Dünyanın en güzel kirazının yetiştiği topraklar. Ömer, Sorkun, Gürleyik, Akçaören mahallemizde 152 çiftçimizin 5000 dekar arazisi zarar gördü. İlçenin en büyük ihraç ürünü kirazlar dolu nedeniyle berelenmiş, dalda kalmış durumda. Milyonlarca liralık hasar söz konusu. Anadolu'nun sebze bahçesi dediğimiz Sarıcakaya ilçemizde başta İdir ve Kapıkaya olmak üzere 100 çiftçinin 335 dekar arazisi kullanılamaz durumda. Odunpazarı ilçemizde Kalkanlı, Yahni Kapan, Ağpınar, Çavlum, İmişehir, Karahöy, Karapazar, Karatepe, Kireç, Türkmen Tokat başta olmak üzere mahallelerimizde toplam 706 çiftçinin 65 bin dekar arazisi sular altında. Kravdan'da 55 küçükbaş hayvan yıldırım düşmesi sonucu telef oldu. Seyit Gazi ilçemizde Aksaklı, Yenikent, Büyükdere başta olmak üzere 407 çiftçinin 60 bin dekar arazisi sular altında. Sivrihisar'ın Hamam Karahisar, Yukarı Kapan, Han'da Gökçekuyu, Alpu'da Ağaçhisar, Mahmudiye'de Güllüce mahallemizde yüzlerce çiftçimiz zarar gördü. Toplamda 7 ilçemizin 36 köyünde 1500 çiftçinin 135.792 dekarlık arazisi zarar gördü. Maddi zararın büyüklüğü 100 milyon lirayı geçiyor. Özellikle Eskişehir'deki buğday, mısır, ayçiçeği, arpa ve şeker pancarı üretimine darbe vuruldu. Türkiye'nin sebze yatağı, tüm ülkemizi doyuran Sarıcakaya'da onlarca çiftçimizin domates, salatalık yetiştirdiği seralar yerle bir olmuş durumda. Çiftçimizin bu yılki hasatı resmen yok olmuştur. Tek tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Değerli arkadaşlarım, şimdi yapılacak iş çiftçimizin yaralarını sarmak olmalıdır. Bunun için yapılması gerekenler bellidir. Yetkili ağızlar hep çiftçinin tarım kredi borçlarının ertelenmesinden bahsediyor. Buradan ziyaret ettiğim köylerdeki çiftçiler adına net olarak söylüyorum ki bu asla ve kat'a yeterli bir destek olamaz. Hatta destek bile denemez. Yapılması gerekenler belli. Cumhurbaşkanlığına, Tarım Bakanlığımıza sesleniyorum. Çiftçilerimizin en önemli talebi selden etkilenen alanlarımızın afet bölgesi ilan edilmesidir. Eğer bu yapılamıyorsa geçmişte, yakın geçmişte Ordu'da, Antalya'da yapıldığı gibi mutlaka ama mutlaka Cumhurbaşkanlığından selden zarar gören çiftçilerimiz için acil destek giderleri ödeneği çıkarılmalıdır. Bu destek en az 100 milyon lira olmalıdır. Tarım sigortaları havuzu Tarsim'in destekleri yetersiz ve gecikmeli gelmekte. Eylül'de yapılacak ödemelerin mutlaka bu aya çekilmesi gerekiyor. Damla sulama boruları, trafo ve kabloları gibi alet, makine ve ekipmanlar da Tarsim kapsamına alınmalıdır. Tarsim'de ÇKS kaydı yapılamayan araziler içerisinde verasetli yerlerde yetiştirilen ürünleri de kapsam içine alınmalıdır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borç ertelemesi işlemi faizsiz yapılmalıdır. Mağlıç'ta kiraz üreticilerine doludan koruyacak file uygulaması için Tarım Bakanlığı'nın yeni 13. dönem programında hibe kredi verilmesi sağlanmalıdır. Tarsim tarafından yazlık ürünlerin zarar tespitinin hızlı bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. İkinci bir ürünün ekilmesine böylece fırsat verilmelidir. Birçok mahallede henüz Tarsim eksperlerinin gitmediğini gözlemlemekte üzücüdür. Bu süreç mutlaka hızlandırılmalıdır.
ürün tespitlerinin yapılması acilen gerekmektedir. Çiftçilerimizin sorunları ertelenmeden yaralara anında merhem sürülmelidir. Eskişehir'de çiftçinin ürettiği domatesi, marulu, kirazı, çileği, buğdayı alıp tüketen hepimiziz, bizleriz. O yüzden verilecek destek aslında hepimizin sağlıklı beslenmesine verilecek destektir. Çiftçiye destek demek, Türkiye ekonomisine destek ve milli gelir olmak üzere cari açıkla mücadele demektir. Ben değerli arkadaşlarım burada Eskişehirli çiftçilerimizin selden dolayı girdiği zarar... Çok güzel, buyurun lütfen. Ben burada Eskişehirli çiftçilerimizin selden dolayı girdiği zararı anlatıp çiftçilerimizin taleplerini dile getirirken geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanan bir kararname ile Sırbistan'dan ithal edilecek tarım ürünlerinde sıfır gümrük vergi uygulaması hayata geçirildi. Neler getirilecek? 1500 ton domates, 500 ton pırasa, 500 ton lahana, 1000 ton havuç, 50 ton bezelye, 2000 ton mısır, 300 ton çilek, 10 bin ton buğday, 15 bin ton ayçiçek tohumu. Sıfır gümrükle ülkemize girecek. İktidar başka ülkelerin çiftçilerine para kazandırmaya devam ederken Türkiye'de kıt kanaat üretim yapmaya çalışan çiftçimiz bir de doğal afetlerle mücadele edecek. Üreten çiftçilerimizin taleplerini az önce sıraladım. Sıfır gümrükle yabancı tarımsal ürünleri almak yerine yerli üreticimizi, kendi çiftçimizi desteklemek, korumak bir vatan görevidir. Buradan Eskişehirli hemşehrilerim, çiftçilerimiz adına taleplerimizin kabulünü hepinize saygıyla arz ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri, şimdi sisteme giren ilk 15 milletvekillerine yerlerinden birer dakika ile söz vereceğim. Bu sözlerin ardından da Sayın Grup Başkan Vekillerinin söz taleplerini karşılayacağım. Değerli milletvekili, bir hususunu paylaşmak istiyorum. Sisteme giren 15 milletvekilimiz ağırlıklı olarak baktığımızda hızlı bir şekilde sisteme girmeyi beceren milletvekillerimiz ve ağırlıklı olarak da her gün aynı arkadaşlarımızın sisteme girdiğini görüyoruz. Ve sürekli olarak da devirler var. Yani ben girdim, üçüncü sıradayım ama ben konuşmayacak, diğer milletvekili arkadaşım konuşacak. Bu durumun diğer 16, 17, 18. ya da 20. sıradaki arkadaşlarımıza karşı bir haksızlık oluşturduğunu düşünüyorum. En azından bundan sonra benim başkan vekili yapmış olduğum oturumlarda bu söz haklarının devri meselesini yapmayacağım. Bunu bilgilerinize arz etmek istiyorum. Sayın İbrahim Hocam, siz de rahatsız değilsiniz herhalde. Bugün girememişsiniz, 22. sırada kalmışsınız. Evet, Sayın Filiz, buyurun lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 2006 tarihli ve 5553 sayılı tohumculuk kanunu ile tohumculuk ülkemizde çok uluslu şirketlerin hakimiyetine girmiştir. Bu kanun ile köylülerin kendi tohumlarını satmaları yasaklanmış, satana ceza uygulanmıştır. 25 yılda patates ekiminin yasaklanması, yerli tohum yerine İsrail tohumunun teşvik edilmesi ve tohum üretiminin tekelleştirilmesine kadar endişe verici gerçeklerle karşı karşıyayız. 2018 yılında 151 milyon dolarlık tohum ihracatı, 180 milyon dolarlık tohum ithalatı gerçekleşmiştir. Son yıllarda ülkemizde tohum üretimi yapan yerli firma sayısı artmış olmasına rağmen 30 kadar yabancı firmanın üretimdeki payı %90'a ulaşmıştır. Hibrit tohum birçok ülkenin tarımını yok etti. Onun için yerel tohumların ıslahına ağırlık verilmeli, çiftçilerimiz bilgi ve parasal desteklerle yerel tohum üretimi için teşvik edilmelidir. Ancak o zaman gerçekten yerli ve milli tarım yapmış ve böylece neslimizin sağlığını garanti altına almış oluruz diyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Şeker, buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 1992'de Kocaeli Gebze'de kurulmuş olan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2014 yılında Gebze Teknik Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür. Gebze Teknik Üniversitesi evrensel ölçekte bilim ve proje üreten üniversite olup öğretim üyelerinin %70'i yurt dışı doktoralıdır. URAP tarafından yapılan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralamasında 2016 yılında 5. 2017 7. sırada yer almaktadır. TÜBİTAK tarafından oluşturulan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksine göre 2018'inde 7. olmuştur. Dünyada otorite kabul edilen derecelendirme kuruluşlarından THY'nin hazırladığı 2018 yılı Dünya Üniversite Sıralamasında Gebze Teknik Üniversitesi önemli bir başarı göstererek Türkiye'nin yüz akı olmuştur. Avrupa Konseyi tarafından üniversiteye verilen diploma eki etiketi ile
mezun olan öğrencilere verilen diplomalar evrensel bir niteliğe sahiptir. Gebze Teknik Üniversitesi'nin başarılarının devamını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor. Genel Sayın Taşkın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tüm dünyada gıda, baharat, boya, ilaç, kozmetik, parfüm gibi birçok alanda yaygın şekilde kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilgi artarak devam etmektedir. Dünyada tıbbi ve aromatik bitki pazarı hacmi yaklaşık 115 milyar dolar iken şu anda milyon dolarlarla ifade edilen Türkiye pazarımızı 2023 yılında 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflemekteyiz. Türkiye'de 12 binin üzerinde bitki çeşidi bulunmaktadır ve pek çoğunun da tıbbi ve aromatik değeri oldukça yüksektir. Gazi Meclisimizde bu konulara kayıtsız kalmamış, sorunların ivedilikle çözülmesi için 5 partinin de ortak iradesiyle bir araştırma komisyonu kurulmuştur. 8 Mayıs 2019 tarihinde çalışmalarına başlayan komisyonumuz çalışma takvimini belirlemiş, ilgili bakanlıkları, akademisyenleri, üreticileri, özel sektör ve STK temsilcilerini dinlemeye başlamıştır. Bu komisyonun kurulmasına öncülük eden tüm siyasi partilerimize ve meclis başkanımıza, komisyonumuza şahsıma teşekkür ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Özkan. Teşekkürler Sayın Başkan. Son günlerde seçim bölge Mersin'in de içerisinde bulunduğu ülkemizin farklı şehirlerinde ve özellikle Trabzon, Arakla'da yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Felaketten yaralı kurtulan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Sel faciasının yaralarının bir an önce sarılması ve hemşehrilerimizin rutin yaşamlarına dönmeleri için canla başla çalışan idarecilerimize, arama kurtarma ekiplerine ve vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Mersinli hemşehrilerin başta olmak üzere sel felaketine zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin tüm yetkili organları vatandaşlarımızla beraber en kısa zamanda yaraları saracağına inanıyor. Yüce Rabbim'den bizleri ve ülkemizin tüm felaketlerde korumasını diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Ünsal. Teşekkürler evet. Sayın Başkan. Anayasal olarak sosyal devlet ilkesine dayanan Türkiye Cumhuriyeti giderek bu özelliğinden uzak bir yapıya doğru götürülüyor. UNICEF'in aileler için en ideal ülkeler raporunda bizim için üzücü bir sonuç çıktığını görüyoruz. İsveç, Norveç, İzlanda, Estonya, Portekiz ve Almanya gibi ülkelerin üst sırada yer aldığı raporda Türkiye ana babalara doğum izni, bakım izni, okul öncesi destekler gibi konularda zayıf ve yetersiz olduğu gerekçesiyle listede bile yer vermedi. Hem anayasal olarak sosyal devlet ilkesinin yaşanabilmesi hem de sağlıklı güçlü bir toplum yapısı kurulabilmesi açısından aile kurumunun doğum bakım izinleri ve eğitimleri konusunda çok daha fazla desteklenmesi gerekmektedir. Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere tüm hükümet yetkililerine, ülkemize, çocuklarımıza daha güçlü bir gelecek sağlayabilmek adına harekete geçmeye davet ediyorum. Teşekkürler. Sayın Şevkin. Başkan, bilindiği gibi milyonlarca üniversite mezunumuz işsiz. İş bulamayan üniversite mezunları eğitimlerinin ardından bir de Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan aldıkları kredi borçları nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Üniversite öğreniminin ardından uzun süre işsizlik yaşayan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle mağdur olan üniversite mezunlarımız kredi borçları nedeniyle adeta kabus yaşıyor. Her 4 üniversite mezunundan biri işsiz olduğu göz önüne alındığında İşsiz üniversite mezun sayısı 1 milyonu aşıyor. Gelin iş kaygısı taşıyan, aile kurma telaşı yaşayan ve ağır ekonomik koşullarla mücadele etmek zorunda kalan üniversite mezunlarının KYK sorununu çözelim ve sosyal devlet ilkesinden hareketle bu borçları silelim. Teşekkür ederim. Yetişti. Sayın Gültekin buyurun lütfen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, KOSGEB, Türk Patent, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi ve birçok üniversitenin aralarında bulunduğu 4 boyut ve 19 değerlendirme kriterleri sonucunda NİDE Ömer Halis Demir Üniversitemiz bu yıl 7.'si hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde 164 üniversite arasında 43. sırada yer almıştır. Üniversite şehri olan NİDE'mizin daha da gelişmesine vesile olacak bu başarıda emeği geçen başta rektörümüz Sayın Muhsin Kar hocamızı ve üniversitemiz akademik ve idari personelimizi tebrik ediyorum. Bu yıl üniversite sınavına giren öğrenci kardeşlerimizi başarı çıtasını her daim yükselten, büyüyen ve gelişen NİDE Ömer Halis Demir Üniversitemizi tercih etmelerini öneriyor. Gazi Meclisimizi ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Aygün. Sayın Açan.
Değerli milletvekilleri, göz bebeğimiz Mehmetçiğimizin son 3 yılda artan gıda zehirlenmesi sebebiyle derinden sarsıyor. Özellikle yemek süreçlerinin TSK'da yapım yerine ihalelerle özelleştirilmesinin ardından başlayan bu süreç asker ölümüne sebebiyet vermektedir. Biliyorsunuz ki Manisa'da er üstüne özel atlı askerimizin besin zehirlenmesi sebebiyle kaybetmiştik. Zehirlenmelerin Mayıs ve Haziran ayları içerisinde olması da vahimdir. Nisan başında 2018'de Ankara'da 52 asker, yine Mayıs sonunda Amasya'da 81 asker, 3 Haziran'da Denizli'de 62 asker zehirlendi. Geçtiğimiz günlerde mecliste yapmış olduğum konuşmada Ayrabolu'daki konuşmadan sonra Ayrabolu'daki Tugay'da da karşılaştığımız zehirlenme sebebiyle demek ki artık yemeği yapamıyoruz. Bu sebepten dolayı askerlerimizin daha sağlıklı ürünler yemesi için soğuk zincirine önem vermemiz gerektiğini söylüyor. Bakınız özelleştirme sonrası 5000 aşan askerimiz zehirlendi. Türk askeri böyle bir sürece feda edemeyiz. Ülkemizin bekçisi, göz bebeğimiz, canımız Mehmetçiğimizi yeni şekilde yedirtmek onlara Sayın Açanal. Sistem açar mısınız lütfen? Açık. Mikrofona yaklaşır mısınız biraz? Duyulmuyor. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sosyal Güvenlik Kurumu ülkemizde vatandaşlarımızın tedavisinde kullanılmak üzere 55 adet ilacı daha ödeme listesine dahil etti. 2018 yılında 70 adet kanser ilacı olmak üzere 570 ilaç, 2019 yılında 34 adedi kanser ilacı olmak üzere 268 ilaç geri ödeme listesine alınmıştır. Yeni düzenleme ile birlikte geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8.554 olmuştur. 55 yeni ilacın 39 adedi imal, 16 adedi ithaldir. Ayrıca yeni endikasyon ilaveleriyle sedef hastalığı bulunan gebelerde ve emzirme dönemindeki annelerde sedef hastalığının tedavisine yönelik olmak üzere ve alerji ilaçlarına dirençli kronik idiopatik ürtiker hastalığında da Sayın Yılmaz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Son günlerde bazı spor kulüplerinin borçlarının Bankalar Birliği tarafından yapılandırılacağı ve 3 yıl ödemesiz faiz bareminin altında bu işlemin yapılacağı yönünde yazılı ve görsel basında haberler dolaşmaktadır. Esnafa, çiftçiye, sanayiciye ve üreten tüm kesimlere kredi verirken her türlü zorluğu çıkaran, adeta kan kusturan bankaların beceriksizce yönetilen kulüplere bu bonkörlükleri nereden gelmektedir? Çiftçiye, esnafa, sanayiciye kredi verirken evindeki yorganı bile ipotek alan bankalar kulüplerden acaba ne ipoteği aldılar? Beş para etmeyen futbolculara milyonlarca dolar veren ve kulüplerini batıran kulüp başkanlarının ve yöneticilerinin cezasını neden tüm millet olarak ödemek zorundayız? Buradan Bankalar Birliği'ne sesleniyorum. Eğer kaynaklarınız müsaitse bu kaynakları üretim yapan kesime verin ki ülkede hem enflasyon hem de işsizlik. Sayın Yılmaz. Teşekkür ediyorum. Sayın Gergerlioğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. AK Parti uygulamaları can almaya devam ediyor. Zalimce, hukuksuzca ihraç ettiği, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç ettiği memurlar devlet kurumlarında, özel kurumlarda iş bulamadıkları gibi yurt dışına çıkışları da pasaportla yasaklanmakta ve çaresiz bırakılmaktadır. Denizli'de KHK ile eşi de ihracı olan Canan Deniz isimli kadın geçtiğimiz gün iki çocuk annesi olmasına rağmen intihar etmiştir. Yine hamile anneleri hukuksuzca cezaevinde tutan uygulamalar son günlerde iki canı götürmüştür. Nurhayat Yıldız ve Gülden Aşık isimli hamile hanımların çocukları hukuksuzca bulundukları cezaevinde çocuklarını düşürmüşlerdir ve AK Parti iktidarı bebek kanına da girmiştir. Teşekkür ediyorum. Sayın Uçar. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Milli mücadelede bağımsızlık ve özgürlük meselesinin yakılmasıyla birlikte 21 Haziran 1921 tarihinde Zonguldak Fransız işgalinden kurtarılmıştır. Ülkemizin sanayileşmesinde, ekonomik ve toplumsal gelişiminde lokomotif şehirlerden biri olan Zonguldak, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından 1 Nisan 1924'te il olmuş ve Cumhuriyet sonrası kurulan ilk il olma unvanını almıştır. Zonguldak'ta 10 Haziran 1919 yılında başlayan Fransız işgali 21 Haziran 1921'de sona erer. İşgalin sebebi ise günümüzde petrol kadar önemli olan
enerjisi taş kömürüdür. Zonguldak 1. Dünya Savaşı'nda Sarıkamış'a gidecek mühimmatlara ev sahipliği yapmış limanıyla 1919 yılında kurtuluş döneminde Fransızlara karşı göstermiş olduğu cesur mücadeleyle tarihe geçmiştir. Sayın Çakır Özer. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Eskişehir'imizde 1874 yılından bu yana kent halkına hizmet veren Eskişehir İl Halk Kütüphanesi yeni bina yapılacağı gerekçesiyle 2016 yılında taşınma kararı almış. Bina başka bir yere taşınarak inşaata başlanmıştır. Aradan geçen 3 yılda binanın inşaatında herhangi bir ilerleme olmamıştır. Geçtiğimiz yıllarda Türk Dünyası Kültür Başkentliği yapan, bu yılda iktidardakilerin açıklamasıyla eğitim başkenti olduğu ilan edilen Eskişehir'de bir kütüphanenin olmaması büyük bir ayıptır. On binlerce öğrenciyi barındıran, 3 üniversiteyi barındıran Eskişehir'imizde yaşanan bu mağduriyet bir an önce giderilmeli. İnşaat çalışmaları hızlandırılarak İl Halk Kütüphanemiz yeniden şehrimize ve hemşehrilerimize kazandırılmalıdır. Sayın İmran Kılıç. Adil Çelik. Sayın Durmuşoğlu. Teşekkürler Sayın Başkan. Bugün tarihi adımların atıldığı önemli bir virajı hep birlikte geçiyoruz. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen ve milletvekili arkadaşlarımız en başından bu yana takip ettiğimiz 224 sanıklı genelkurmay çatı davasında karar açıklandı. Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 17 sanık 141'er kez ağırlaştırılıp müebbete mahkum edildi. İstanbul'da ise terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesi gri kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi sorumlusu olan Kamil Akkayır'ın da arasında bulunduğu 7 kişi yakalandı. Terörle mücadelemiz aralıksız devam ederken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde enerji alanında da sessiz bir devrim yaşanıyor. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Akdeniz'de, Oruç Reis gemisi de Karadeniz'de sismik araştırmalarını sürdürüyor. Fatih Sondaj gemisi Kıbrıs'ın batısında, ikinci sondajını Finike 1 adlı sahada devam ettiriyor. İkinci sondaj gemimiz Yavuz gemimizde bugün inşallah uğurluyoruz. Milletimizle bir olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. İnanıyorum ki bunu 23 Haziran Pazar günü tüm dünya bir kez daha göstereceğiz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.